どうぞ。 Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, farzlar ve haramlar var. Şimdi şunu sormak istiyorum, merak ediyorum. Bunlardan hangisinin önceliği vardır? Yani bir insan için, bir Müslüman için farzlar mı önce gelmeli, haramlar mı? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri allah Teala rahmet eylesin. Yani kurarken vadi Şerif'teki hükümleri çıkarmışlar. Bunlar tasnit etmişler. Mesela e, ibadet, muamelat, mücazat dediğimiz fıkıh bilgileri. On sana ahlaka taahhüt dedi. Ahlak bilgileri. Bunların hepsini tasnif etmişler. Hepsinden ayırmışlar. Evet. Ve sonra başka bir tasnif daha yapılmış. Sizin bu sorduğunuz soruda. Önceliği hangisi bunun? E, tabii senin öncelik farz. Böyle demiyorlar. <laughs> farz Allah-u Teala'nın emri. Haram da allah Teala'nın yasak ettiği. Farz mı önce gelecek, haram mı? Haramdan sakınmak mı? Onu bile yazmışlar, onu bile tasdifini yapmışlar. Sıralamada önce doğru bir iman diyorlar. Birinci sırada bu. Tamam. İman. İmandan sonra ilk sakınacak, ilk e, şey yapılacak haramdan sakınmak buyuruyor. İkinci sırada, ikinci sırada farz, Üçüncü sırada tahrime mekruhtan sakınılacak. Dördün sırada vacip. Beşin sırada tenzihi mekruh. Altın sırada müekket sünnet. 7 sırada gayri müekket sünnet. 8 sırada işte müstahap mentuk geliyor. Hmm. Sıralama enteresan. Yani imandan sonra enteresan tabii. Yani. önce şey geliyor. Haramlardan salamlardan Haramlardan sakınma. Onun için de mesela İslamiyet'te en kıymetli şey takvadır. Dinin temeli takvadır. Vera ve takva haramlardan kaçınmak demektir buyuruyorlar. Temeli mi bu, buyuruyorlar? Haramlardan tamamen kaçınabilmek için mubahların fazlasından da kaçınmalı. Takva haramlardan nefret etmek. Haram işlemi hatıra bile getirmemektir. allah Teala'ya yaklaşmak, onun rızasına, sevgisine kavuşmak demektir. Takva. Başka türlü olmaz mı Abdullah bin Ömer radiyallahu anh. Hazreti Ömer'in oğludur bu zat. Buyuruyor ki bu, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, kıl gibi oluncaya kadar da oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez faydası olmaz diyor. Faydası olmaz. Bak namaz oruç dedi. Namaz oruç dedi. Az önceki anlattığınızı anlatıyor zaten. Evet. Yani anlatıyor. namazı yap, orucu yap ama haramdan sakınmayınca hiçbir şey yaramıyor. hiçbir işe yaramıyor. Süfyani Sevriye Hazretleri buyuruyor ki haram para ile sadaka veren, cami yaptıran hayrat yapan kimse kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan kimseye benzer ki daha çok pisledir. Adam çaldığı paralarla vicdanını temizlemek için cami yaptırıyor. Daha çok berbat olur. Daha çok berbat olur. Yani. Daha çok necis oluyor. Ya. veya Ve haramdan kazandığı paralarla vicdanını temizlemek için bazıları işte okul yaptırıyor, cami yaptırıyor falan ya. Daha çok aynı şekilde berbat olur. Yahya bin Muaz-ı Hazretleri de buyuruyor ki Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Helal lokmadır. Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek buyuruyor. Bu üçü. Din büyükleri buyuruyor ki 40 gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır, lekelenir. Abdullah Mübarek Hazretleri şüpheli olan bir kuruşu sahibine geri vermeyi bin lira sadaka vermekten daha çok severim. Yine biraz önce isminden bahsettik ve sözünü naklettik Seyyid Abdullah Tüsteri Hazretleri'nin bir sözü var. Haram yiyenlerin yedi azası istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası ibadetler, hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Yani söyleneceklerin hepsini söylemişler ama. Evet. İslam alimleri, din büyükleri söylenecek söylenenin hepsi söylemiş. Ab haramdan yiyorsun, özür dilerim sözü tamam. değil mi? haramdan yiyorum. Evet, işte ben bir hayır işi yapayım. Yapamazsın buyuruyor. Yapamazsın. Bu dil hayır söyleyemez zaman. Söver sayar. Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden bahsettiğiniz ya, onun da dünyaya gelmeden önceki babasının yaşadıkları falan var. Daha önce anlatmıştınız da. Ee, evet öyle bir adamdan da böyle bir insan ortaya evet. çıkıyor. Yani haramlardan sakınan ve 40 gün işine hanımına e, yedirir, helal, yok helal lokma yedirmeyen. Bırakın şüpheliği. şüpheliği. Ondan sonra da Cenab-ı Hak öyle evlat nasip eder. Evet. Öyle, evlat nasip eder. Ee, şimdi haramlardan kaçınmak iki türlüdür deniyor kitaplarda. Birinci kısmı yalnız Allah-u Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmak. İkinci kısmı insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmak. İkincisi daha mühim deniyor. Çünkü allah Teala ağlarsın, sızlarsın Cenab-ı Hak affeder. Ama kul hakkı, hayvan hakkı. Hayvandan ne diyeceksin? Merkebi dövdün mesela. Hakkını helal et dedin. <laughs> hayvan ne diyecek sana? Tabii. Akıl yok. Öküzü dövdün, şey yok. koyunu, keçiyi dövdün, köpeği dövdün, kediyi dövdün. Eziyet ettin. O hak senin üzerinde öyle kalıyor değil mi? Öyle kalıyor. Cezasını Helalleşemiyorsun. Helalleşemiyorsun. Vay. Ancak yani hayvanlara iyi muamele edersin, ondan sonra yalvarırsın, yakarırsın. Ee, eğer o hayvan hayattaysa ona iyi muamele edersin. O ayet değilse diğerlerine iyi muamele edersin. Ağlarsın, sızlarsın, tövbe istiğfar edersin. Ve yani allah Teala merhamet eder, lütfeder. O hayvan hatırına gelmez, silebilir. Onu da yazılı kitaplarda, o da yazılı. Ve Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, üzerinde kul hakkı olan... Mahlukların malına, ızına dokunan, ölmeden önce helallasını ödesin. Zira o gün altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak. Sevaplar olmaz, hak sahibini günahları bunu ettirecek. Ya ahmaklık hakikaten ya. Gıybet ediyorsun işte, bu böyle demiştir, ona suizan ediyorsun, buna bunu yapıyorsun, böyle yapıyorsun, öyle yapıyorsun falan filan. Çıkıp geliyor ahiret günü. Diyorlar ki Osmanlı sevabı kalmadı. İyi, ee, benim günahım az. O günahların hiçbirisini işlemediğin halde onları sana yüklüyorlar, doğru onların cezasını çekmek için cehenneme gönderiyorlar. Akıl işi mi yani? Adam ne pislik yaptıysa sen yapmış gibi bakıyorsun. Aynen öyle yani. yani. Aynen öyle yani. Adamın yerine aynı şekilde dayak yiyorsun yani. Değil yani. mi? Evet. Ha hadise bu. İbn-i Abidin Hazretleri buyuruyor ki, Kıyamet günü hak sahibi hakkını affetmezse bir dank hak için cemaatte kılınmış, kabul olmuş 700 namazı anlat hak sahibine verilecektir. Bir dank dirhemin altıda biri yaklaşık olarak yarım gram gümüştür. Mustafa Bey yarım gram gümüş. Şu anda bizi izleyen ve dinleyenlerin içerisinde diyelim ki Cenab-ı Hak hepimiz muhafaza buyursun. Çaldı çırptı. Yarım gram gümüş ya. Bir gram da değil. 700 defa bak salih bir imam bulacaksın. İtikad düzgün. İmam salih olacak. Cemaat da salih olacak. 700 defa böyle bir cemaatle günde hangi şekilde namaz kılacaksın? 700 defa. Hepsi de kabul olmuş olacak. Bu ne kadar ediyor biliyor musun? Beş buçuk ay ediyor. Beş buçuk ay El-Sünnet itikadında salih bir imam, salih cemaatle bulmuşsun, beş buçuk ay namaz kılmışsın. Kabul Is edilmiş. Kabul edilmiş bunlar. Bir sevap var. Ama birisinden de tokatlamışsın yarım gram gümüş. Adam orada diyor ki ver bu gümüşü. Ya yarım gram altınsa, bir gram, ya gram altınsa, altınsa ya bir, bir, gramsa, kiloysa yani. bir kiloysa ya. Bir kiloysa. Ömrün yetmez o zaman yani ne kadar namaz kılarsın? Şimdi olur. yarım gram gümüşe beş buçuk ay gidince bir gram gümüşse bu bir senelik namazı gitti. Varsa böyle tabii. Peki yoksa olacak? Yoksa aynı şekilde onun günahını yok. Bir de öyle bir namaz kılmak kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil tabii. Kolay bir şey değil. Kimya-i Saadet'te buyuruyor ki şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinde şüphe etmemelidir. İmam-ı Hazretleri'nin sözü bu. Tövbenin şartlarına uygun olmasında şüphe etmelidir. Dolayısıyla hani şimdi belki bizi izleyenler diyor ki o siz gene aynı şekilde uçuyorsunuz kaçıyorsunuz ya bugün bunları yapacak falan. Yok doğrusu bu, bu. Doğrusu bu. E, yapacağım edeceğim falan. Biz günahlara battık ondan sonra yandık falan. Öyle de değil. Otur adam gibi aynı şekilde kendi muhasebeni yap, kendini hesaba çek, tövbe istiğfar et. Efendim namaz kılıyorum falan, onlara da güvenme. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de var, Belam bin Bağura için onun gibi şey köpek gibidir buyuruyor. İbadet yapma gücünü, kuvvetini veren Cenab-ı Hak'tır. Onun için de bö böbürlenilmez. Dolayısıyla insanız, hata ederiz. Çünkü melekler nefsi yaratılmadığı için günah işleyemezler. Yok zihinlerde böyle bir şey. Peygamberler de kontrol altında. E, Eshab-ı kiram tabi'in, tebe-i tabi'in, evliya-i kiram mahfuzdurlar. Ama günah işleyemez değil. Masum değiller. Evet, ama korunuyorlar. Yok. Günaha düşebilirler. O mahfuz olmaları günah işlediği an hemen hatırına geliyor, tövbe ediyor. Başlıyor ağlamaya. Hmm. Anladım. Başlıyor ağlamaya. E, Allah-u Teala'nın da hoşuna gidiyor o hal. Cenab-ı Hak affedin. Daha fazlasını veriyor. Daha fazlasını veriyor. Hani Cüneyt-i Bağdat Hazretleri bir gün sabah namazına kalkamamış ya. Yani hemen kaza etmiş. Çok ağlamış, çok tövbe etmiş. Ondan sonra sadaka vermiş falan. Bir sabah vakti bakmış birisi ayağını gıdık diyor. Gözünü açıyor şeytan, iblis. Demiş hayır ola. Demiş kalk demiş sabah namaz vakti namaz kıl. Senin vazifen demiş insanlar namaza kaldır bak. Değil demiş. E niye kaldırıyorsun beni demiş. Geçen demiş kalkamadın demiş çok ağladın sızladın tövbe ettin demiş. iki rekat namaz yerine yetmiş rekat namaz sevabı kazandın. Kalk diye iki rekatta kal. <gülüyor> <gülüyor> Az kazan. <laughs> şeytan ne olur bilmiyorum ya. <laughs> Allah. Dolayısıyla, dolayısıyla ehl-i sünnet buyuruyorlar ki birinci derecede haramlardan sakınmak. Yemede, içmede, giyinmede, e, insanlarla muamelede bunlar da öncelik bunlardır. Ki hani Abdullah bin Ömer Hazretleri işte kamur oluncaya kadar namaz kılsanız, kıl gibi oluncaya kadar oruç haramdan sakınmasan faydası yok buyuruyor. Bu hep bizim kulağına küpü olmalı altında. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. thank you the bed Kamil Mihal i Ebediye Hilye-i Saadet Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü tanınması Sultan II. Abdülhamit Han'ın rahmetullahi aleyh amirallerinden Eyüp Sabri Paşa rahmetullahi teala aleyh 5 ciltlik Türkçe Miratül Haremeyn kitabında Koca Mekke şehrinde iki Arap evinin kalmış olduğunu yazmaktadır. Bugün ise hiç yoktur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında eshab-ı kiramın hepsi sonra da evlatları cihad için dini İslam'ı dünyaya yaymak için Arabistan'dan çıktı. İslam ordusu Asya'nın ötelerine Afrika'ya, Kıbrıs'a, İstanbul'a hasılı her yere dağıldı. Allah'ın dinini onun kullarına tanıtmak için savaştılar ve canlarını feda ettiler. Bu geniş topraklar o mübarek şehitlerle doludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan evlatları Anadolu'nun her tarafına hele şark taraflarına yerleşmişti. Bugün şark bölgelerindeki zeki, sabırlı, çalışkan kimselerin bazıları hep o mübarek insanların soyundandır. Bu bölgelerdeki insanların bir kısmı Nuh aleyhisselam'ın oğlu Ya'fes evladından olup çok eskiden Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş, dağlarda göçebe halinde yaşayan kaba, cahil insanlardır. Sokrat'ın talebesinden tarihçi Kisenofon, Anadolu'nun şarkında bunlardan bazılarını gördüğünü yazmaktadır. Bu insanların ikinci kısmı ise şehirlerde oturan medeni, nazik insanlardır. Bunların hemen hepsi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan evlatlarıdır. İmamı Hasan evladına Şerif, İmamı Hüseyin evlatlarına Seyit denir. Seyitler Şeriflerden daha üstündür. Osmanlılar zamanında Halep'te Seyitlere ve Şeriflere mahsus bir mahkeme vardı. Bütün evlatları orada kayıtlı olup yalancılar Seyitlik iddia edemezdi. Van ile Hakkari arasındaki meşhur İrishan beyleri Abbasi halifeleri evladından olup, Hülagü katliamından kurtulan bir yavrudan çoğalmışlardır. Bugün memleketimizin her tarafında Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu teala anhum evladı ve seyitler vardır. Bunların kıymetini bilmeli, hürmette ve hizmette kusur etmemeliyiz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kuddise Sirruh 8. Bölüm Abdülhakim Arvasi Hazretlerine anlatmaya devam ediyoruz. Büyük veli, sık sık Efendimiz Aleyhisselam'ın insanın dini, arkadaşının dini gibidir. Hadisi şerifini zikreder ve kötü insanlardan kötü arkadaş olabildiği gibi, Allahü Teala'ya isyan ettiren, dini imanı bozan her türlü gazete, mecmua, film gibi basıtaların da kötü arkadaş sınıfına girdiğini tekrarlarlar sık sık. Ve kötü arkadaşın zararı hakkında şöyle buyururlar. Bir kalp iyi arkadaşların nasihatlerine ve akla tabi olup İslam dinine uyarsa nurlanır, temiz olur dünya ve ahirette rahat ve huzura kavuşur. Kötü kimselerin ifal edici sözlerine, yazılarına ve nefse, şeytana uyup İslamiyete uymayan kalp kararır, bozulur. Abdülhakim Arvasi Hazretleri kuddisesi ruh dünya ve ahiret hayatındaki bütün sıkıntıların cemiyetteki memleketlerdeki ve ailelerdeki bütün anlaşmazlıkların, kavgaların sebebini ve bu sıkıntıların ortadan kalkmasının şartlarını bir üniversite diye cevap mektubunda muazzam ifadelerle şöyle açıklamaktadır. Hak Teâlâ'nın hakimliğini tanıdığınız, emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman, birbirinizin ne kadar sevecek, ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız? Sizin o kardeşliğinizde Allah'ın merhameti neler yaratacaktır? Kavuştuğunuz her nimet, hep Hakk'a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala'nın merhameti ve ihsanıdır. Gördüğünüz her musibet ve felaket de hep kızgınlığın, nefretin, ve düşmanlığın neticesidir. Bunlar ise hakkı tanımamanın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Bu da hukuku kendiniz kurmaya kalkışmanın, Hak Teâlâ ile yarış edebilecek şeriklere tabi olmanın hasılı, halis tevhid ile yalnız Hak Teâlâ'ya iman etmemenin neticesidir. Hulasa İnsanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi hakka karşı şirk ve müşrikliktir. İlim ve fen ilerlediği halde insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı hep şirkin, imansızlığın, vahdetsizliğin ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hakkı tanımadıkça, hakkı sevmedikçe, Hak Teâlâ'yı hakim bilip ona kulluk etmedikçe, insanlar birbiriyle sevişemez. Hak'tan ve hak yolundan başka her ne düşünülse, hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur. Görmez misiniz? Camiye gidenler sevişir, meyhaneye gidenler dövüşür ve ayrılık. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ömrü boyunca bütün büyükler gibi İslamiyete hizmet yolunda pek bir meşakkatler çeker ve bir ara ehli sünnet düşmanlarının vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı ikamet zorunda kaldıkları Ankara'da rahatsızlanırlar. Ve 18 gün hasta yattıktan sonra sevenlerini büyük hüzünlere sevk ederek 27 Kasım 1943'te vefat ederler. Vefat anında küçük bir zelzele meydana gelir. Büyük velinin nereye defnedileceği konusu netlik kazanmamışken, bir ara kapı çalınır. Heybetli bir zat şunları söyler. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerini, Bağlum denilen yere götürünüz.'' ve oraya defnediniz ki onun için uygun yer orasıdır. Bu işaret üzerine büyük velinin mübarek bedeni Ankara'ya 24 kilometre uzaklıktaki Bağlum denilen mevkiye götürülür ve günümüzde de ziyaret edilen ve büyük bereketlere kavuşulan cennet bahçesi kabri şeriflerine defne olunur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Rabtayi i Şerife Risalesi, Sahabe-i Kiram ve Ecdad-ı Peygamberi Risaleleri, İslam Hukuku, Keşkül ve Sefer-i Ahiret, Er-Riyazat-ü Tasavvufiye eserleriyle olduğu gibi, yetiştirdikleri talebeler ve bunların verdiği eserler ile bütün dünyaya yayılan ve yayılacak olan bitmeyen bir feyzin sahibi, batmayan bir hidayet güneşidir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin hocası Seyyid Fehim Hazretlerine diğer evliyaya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu hasreti dile getiren ve pek mahzun bir şekilde sık sık söyledikleri her harfi muhabbet ve firak korları gibi dizilen şu beyit, onun kalpleri paralayan, ciğerleri yakan vefatıyla, sevenlerinin ona ve diğer büyüklerin ayrılığına duydukları hislere, pek güzel bir şekilde tercüman olmaktadır. Zihicri dositan hun şut, deruni sine-i canı men, firakı hem nişinan suht mağzı istihanı men dostlarımın ayrılığından kalbim kan ağlıyor onları hatırladıkça kemiklerimin ilikleri yanıyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki ahlakı hasenenin güzel huylar sahibi olmanın alameti insanlardan gelen sıkıntı ve eziyete katlanmaktır. Alimler, salihler, azimet ve takva ile hareket ettiklerinden, bir haram işlememek için helalleri, mübahları bile terk ederlerdi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, biz bir harama düşmek korkusundan yetmiş helali terk ederdik. Makul ilimler matematik, mantık, fizik ve kimya gibi tecrübi ilimlerdir. İslamiyet her ilmi, her fenni ve her tecrübeyi emreden bir dindir. Müslümanlar fenni sever ve fen adamının tecrübelerine inanır. Dünyada haram işleyen kimse ahirette ondan mahrum kalır. Burada helal şeyleri kullananlar Orada o şeylerin hakikatine kavuşur. Mesela bir erkek dünyada haram olan ipeği giyerse ahirette ipek giymekten mahrum edilir. İpek ise cennet elbisesidir. O halde bu günahtan temizlenmedikçe cennete girilemez demektir. Cennete giremeyen de cehenneme gider. Çünkü ahirette bu ikisinden başka yer yoktur. İslam ahlakı, küfr, kötülüklerin en kötüsü Allahü Teala'ya inanmamak, ateist olmaktır. Muhammed aleyhisselam'a inanmamak küfr, Allah'a düşmanlık olur. Meleklerin İnsanların ve cinnin iman etmeleri, inanmaları emrolundu. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp dil ile de ikrar etmeye, söylemeye iman denir. İmanın yeri kalptir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete gönül de denir. İmanı söylemeye mani bulunduğu zaman söylememek affolur. Mesela korkutulduğu, hasta, dilsiz olduğu, söyleyecek vakit bulamadan öldüğü zaman söylemek icap etmez. Anlamadan taklit ederek inanmak da iman olur. Allahü Teala'nın var olduğunu anlamamak, düşünmemek günah olur. Bildirilenlerden birine inanmamak, hepsine inanmamak olur. Her birini bilmeden hepsine inandım demek de iman olur. İman hasıl olmak için İslamiyetin küfr alameti dediği şeylerden sakınmak da lazımdır. İslamiyetin ahkamından yani emr ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerimle melekle peygamberlerden biriyle aleyhimüsselavatü ve teslimat alay etmek küfr alametlerindendir. İnkar etmek yani işittikten sonra inanmamak, tasdik etmemek demektir. Şüphe etmek de inkar olur. Küfr üç nevidir. Cehli, cihudi, inadi ve hükmî. 1. Küfr olduğunu, herkesin bildiği bir şeyi, işitmediği, düşünmediği için kafir olanların küfrü, küfr-i cehlidir. İman edilecek şeyleri ve farzlardan, haramlardan meşhur olanları, lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Bunları öğrenmemek haramdır. İşitip de öğrenmeye ehemmiyet vermemek küfr olur. Cehlin ilacı çalışıp öğrenmektir. 2. Küfr-i küfrü inadi de denir. Küfr olduğunu bilerek, inat ederek kafir olmaktır. Kibir sebebiyle ve mala, zevke ve mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebiyle hasıl olur. Firavun'un ve yoldaşlarının küfürleri böyleydi. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördükleri halde iman etmediler. "Bizim gibi bir insana inanmayız." dediler. Kendileri gibi bir insanın Peygamber olacağını kabul etmediler. 3. Üç, küfrün üçüncü nevi küfre hükmidir. İslamiyet'in imansızlık alameti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan kalbinde tasdik olsa ve inandığını söylese de kafir olur. İslamiyet'in tazimini emrettiği şeyi tahkir etmek, kötülemek böyledir. Bunun için Allahü Teala'ya layık olmayan şey söyleyen kafir olur. Mesela Allah arştan veya gökten bize bakıyor demek, sen bana zulmettiğin gibi Allah da sana zulmediyor demek, filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek, yalan bir söze Allah biliyor ki doğrudur demek ve melekleri küçültücü şeyler söylemek ve Kur'an-ı Kerim'i hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine bile inanmamak, çalgı çalarak Kur'an okumak, hakiki olan Tevrat'a ve İncil'e inanmamak, bunları kötülemek, Kur'an-ı Kerim'i şaz olan harflerle okuyup, Kur'an budur demek, küfr olur. Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek, Kur'an-ı Kerim'de isimleri bildirilen 25 peygamberden aleyhimüsselavatü ve teslimat, birine inanmamak, meşhur sünnetlerden birini beğenmemek, çok iyilik yapan birisi için peygamberden daha iyidir demek küfürdür. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfürdür. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla fenle uygun değildir diyerek inanmamak, cennette Allahü Teala'yı görmeye inanmamak, ben cenneti istemem, Allah'ı görmeyi isterim demek küfür olur. İslamiyete inanmamak alameti olan sözler, fen bilgileri din bilgilerinden daha hayırlıdır demek, namaz kılsam da kılmasam da beraberdir demek, zekat vermem demek, faiz helal olsaydı, zulmetmek helal olsaydı demek, haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek, fakir verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek küfürdür. İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfrü cihudi olur. Kafir olmayı isteyen kimse buna niyet ettiği anda kafir olur. Başkasının kafir olmasını isteyen kimse küfrü beğendiği için istiyorsa kafir olur. Küfre sebep olan bir işi bilerek yapmak küfür olur. Beline zünner denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus şey giymek de böyledir. Küfr alameti bir şey yapan, mesela puta secde eden kafir olur. Bunları harpte düşmana karşı, sulhte zalime karşı hile olarak kullanmak küfr olmaz. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. Kafirlerin bayram günlerinde o güne mahsus şeylerini onlar gibi kullanmak, bunları kafire hediye etmek küfür olur. Bir günahı küçük görmemelidir. Bir kimse küçük günah işlese, buna tövbe et denildikte, de, tövbe edecek bir şey yapmadım ki dese, yahut niçin tövbe edeyim dese, küfür olur. Bir mümini öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye, iyi yaptın diyen kafir olur. Katli vacip olmayan kimse için öldürülmesi lazımdır demek küfür olur. Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zalime iyi yaptın, bunu hak etmişti demek küfür olur. Vazife olduğuna inanmayarak, ehemmiyet vermeyerek, hafif görerek namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek küfür olur. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Leş, domuz, şarap gibi kendileri haram olan şeylere haramı li aynihi denir. Bunlara helal demek küfür olur. Kat'i olarak bilinen haramlardan birine helal demek de küfür olur. Ezan, cami, fıkıh kitapları gibi İslamiyet'in kıymet verdiği şeyleri aşağılamak küfür olur. İbadet yapmanın lazım olduğuna ve günahtan sakınmak lazım olduğuna inanmamak küfür olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Tekirdağ ilinin tarihi eserleri çok olan Malkara ilçesinden sesleniyorum. Bundan önceki programımızda Malkara ilçesinin ilk ve en eski camii olan Süleyman Paşa Camii'ni anlatmaya başladık. Fakat Harbi'ne girdikten sonra mecburen süreyi doldurmuştuk. Şimdi Harbi'nin içerisindeyiz Süleyman Paşa Camii'nin. Şimdi minber gördüğünüz gibi tipik bir Osmanlı camileri minberi. Rengi caminin dışındaki çimento renginde olan ocaktan çıkmış o tortul kültelerden meydana gelmiş olan taşların renginde. Halbuki bu mermer efendim. Bu mermeri çimentoyu bulamaç yapıp fırçayla sürerek boya yapmışlar. Şu kamilen mermer. Boydan boya. E ne olurdu bu beyaz mermer çıksaydı efendim? Bunu çıkartılması lazım. Bu mermerin tekrar gösterilmesi lazım. Burası öyle e, lalettayın taşlardan meydana gelmemiş bakınız. Kapının girişi bile bir muhteşem. Ama ne hikmetse getirmişler. Ben baktım bazı yerlerini şöyle bir anahtar ucuyla falan altından beyaz mermer görünüyor. Onun için söylüyorum. Muhteşem bir minber. Külahının üzeri dahi nakışlı, güzel, efendim yüksek, tam bir ulu cami. Ve Malkara'nın Malkara burası ulu camii idi. Şurada mihrap var. Mihrap da aynı şekilde benim kanaatimce. Yani bu, bunun hiç olmazsa şu kısmı nişlerin olduğu kısım işte buraya kavsara diyorlar ya efendim. Burası böyle bir kavisli şekilde olmamış da işte bu kısmı olduğu gibi mermer camilerimizdeki mermer mihrapların birebir aynısı. Efendim Süleyman Paşa imparatorluğu ikinci bir kıtaya taşıyan kimsedir. Asya'dan Avrupa'ya geçtikten sonra Türklerin Avrupa'ya ilk adımını attığı seferin komutanıdır. Bizans'la Osman'ın arası çok iyiydi. Zaman zaman efendim Bizans'la iyi görüşmeler de olurdu. Babası imparator ricası üzerine Süleyman Paşa'yı 1349'da daha Trakya'ya geçmeden önce 20 bin kişilik bir Türk ordusuyla Bizans'a yardıma gönderdi. Bugün hani oluyor ya efendim bazı koalisyon güçlerinin e, harekatı, ordusu falan filan deniyor ya efendim. O zamanda da yani o biz sizinle ittifak edemeyiz falan edemeyiz. Bizans imparatoru rica ediyor, yalvarıyor. Selanik elden gitmiş. Sırplar kapmışlar Selanik'i. Efendim Mora'da gitmek üzere tabi bazı şartlarda anlaşıyorlar ve Süleyman Paşa'nın emrinde, o gencecik komutanın emrinde bütün Bizanslar böyle hayran hayran bakıyorlar bu masal kahramanı kim diye. Ve Selanik'i Sırplardan aldı, kurtardı. Hatta şöyle derdi askerleri. Şehzade Süleyman, Süleyman, Şehzade Sultan Süleyman hem vezir hem şahımız. Geçtiler Rumeli'ye, sal ile arttı şanımız. Bundan sonra bir iki notumu daha sizlere aktarmak istiyorum. Süleyman Paşa, Gelibolu, Bolayır, Ece Abat yani şimdi Ece Ova diyorlar. Halbuki Abat Ova demek. Yal Ova demişiz. Yalak Abat aslı. Evet. Sulu demişiz. Sulu Abat aslı. Yeşilirman kenarında. Ece Abat, Konur Hisar, Tekirdağ, İpsala, Malkara, Hayrabolu ve Keşan'ı fethetti veya bazı yerleri Malkara gibi fethe hazırladı. 1352'de Dimatoka Meydan Muharebesi'nde Sırf ve Bulgar ordusunu perişan etti bu genç insan efendim. Yani sultan olsana yazar. Sultan olmadan bir sultan Hüdavendigar'ın Kosova'da düşmanı perişan etmesi gibi o da burada Sırpları, Bulgarları perişan etmiş. Emride efendim kardeşi birinci Murat, Murad-ı Hüdavendigar, Hacı İlbeyi, Lala Şahin Paşa, Evranos Gazi, Gazi Fazıl Bey ve Ece Yakup Beylerle zaferden zafere koştu ve 1354'te Yelibolu Kalesi'nde fethetti. Anadolu'dan getirdiği Müslüman ahaliyi fethettiği yerlerde iskan etme fikrini ortaya atandı Süleyman Paşa. Çünkü insanlara kılıcı çekip Müslüman ol demek yok, yasak. Din yasak etmiş bunu. Din adına yapamazsın. Din adına böyle kılıç çeken insan hata ediyor demektir. Bu şartlarda tabii. Ve Rumeli topraklarını Şehzade Süleyman İmparatorluğun topraklarına kattı. Ve 1359'da vefat etti, kabri de Bolayır'dadır. Şimdi burada bir vaaz kürsüsü var, bu kadar rahmetliyi andıktan sonra. Bu yeni yapılmış bir vaaz kürsüsü. Bu caminin tavanı, temelinde de yani kilise iken de kubbeli değildi. Öyle anlaşılıyor. Yani bu şekilde inşa edilmiş. Bazı camileri, maalesef bazı seyircilerimiz beni görüyorlar. ''Hocam burası işte kiliseden çevrilmiş, bak nereden anladın?'' diyorum. Tavanı ahşap ya diyorlar. Ya Birgi'deki Aydınoğulları Beyliği'nin, Aydınoğlu Mehmet Bey'in cami var, tavanı ahşap. Ve 1310'da yapılmış. Peki o ne oluyor? E, ama işte yani iyi de ne olur kiliseden çevrilse ne olur kardeşim? Bunu bana bir müjde gibi sunuyorsunuz yani. Eşte bir yerden kafalarında kalmış, çabuk kabul ediyoruz. Yani bir şehrimizin adının çok eski dönemlerden etilerden Asurlardan kalan ismini yeni kullanmayı modernleşme sayıyoruz, sayıyoruz. caminin içerisini. Bu ahşap tavanıyla beraber bir göbek yapılmış ama bu göbek sonradan yapılmış bir göbektir. Süslenmiştir, bol bol yağlı boya kullanılmıştır. Bunlar için bir şey demiyoruz. Belki öyle icap ediyor, yağlı boya ahşabı tutsun diye. Taşı boyamazlarsa iyi olur. Biz şimdi buradan çıkacağız. Öncelikle caminin haziresindeki kabirleri sizlere bir göstereceğim. Ondan sonra da caminin avlu kapısının karşısındaki çeşmeyi sizlere tanıtacağım. ...bu programımızı öyle devam ettireceğiz efendim. Şimdi de Gazi Süleyman Paşa Camii'nin hemen karşısındaki... ...bir tarihi çeşmenin önüne geldik. Hüsrev Ketüda Camii, 1564'te Kanuni Sultan Süleyman Han'ın... ...vefatından iki sene önce yaptırıldığı anlaşılıyor. Ketüdalık Osmanlı'da bir makamdı... Padişahın da ketüdası olabilirdi, efendim paşaların da ketüdası mutlaka olurdu, efendim yani bir devlet adamının yanındaki en yakın yardımcısı, özel kalemi, sekreteri neyi derseniz öyle bir kimseydi ketüda birçok harcamaları da ayarlayan kimse idi, yani e, o devletin o makamın yapılacak harcamalarının hesabını o sorardı. Çeşmenin şu alnındaki e, kitabesi olsun, diğer mermerleri olsun, e, tarihi. Ancak şu manzara gösteriyor ki bu çeşme bir nakli mekan etmiş. Bir yerden buraya getirilmiş, konmuş. Ya yolun kenarında dursun, burada şimdi bizim arsamıza da zarar veriyor falan diye. Bir yerlerden bir şeyler olmuş görünüyor. Çünkü taşların yerleştirilmesi bile Tam oturmamış, yerini bulmamış. Kitabenin de üzerinde e, siyahla böyle okurmasını e, sağlayacak şekilde. Bilhassa şu, e, istampaj yapar bazı sarat tarihçiler ama bu istampaja da benzemiyor. Şu Hüsrev Bal, buradaki yazan cümlelere mülk verir Kam Kar. Hüsrev Bal, itikat namdar. Sahibül hayrat, Hüsrev Hüda Kim cihan kıldı? Serbeser ihya, ehli diller cem olup tarihini kim içerse nuşu canlar dediler diyor. Ve Hicri 971 tarihini yani 1564'ü burada söylemiş oluyor. Malkara'nın bir özelliği var. Bir yamaçta kurulduğu için yeraltı suyu çok zengin maşallah. Çok bereketli bir yer. Ecdadın eli değdi tabii buralara mutlaka. Onun içinde çok akar çeşme var. Bunun da akacak şekilde lülesi var ama kim bilir neredeki bir inşaattan dolayı bir kepçe geldi. Buna gelen su künkünü, su yolunu tahrip etti bir şekilde. Bu da şimdi çeşme kurumuş. Şehir suyu bağlamış. Buradan bağlanmış. Gidelim şimdi bu caminin haziresine, Oradaki kabirleri de sizlere bir göstermek istiyorum efendim. Şimdi çeşmenin yanından Gazi Süleyman Paşa Camii'nin kıbleye doğru döndüğümüzde sol duvarının önündeki haziredeyiz. Bu hazire böyle bir hilal gibi kıble duvarının önüne doğru uzayıp gidiyor. Arazi engebeli bir arazi. Bu hazirenin daha büyük olması lazım. Çünkü bu Malkara'daki Müslümanların fethinden sonra ilk camiye çevrilen mekanın avlusunda... İlk Müslüman mezarlarıdır burası. Tabi mezar taşları gömülmüş, sadece bir baş kısmı kalmış, birazı kırılmış. Efendim daha sonraki yıllarda 2. Mahmut Han, Abdülmecit Han zamanında yeni definler olmuş. Onların mezar taşları daha motifli. Tabi eski olanları daha sadeydi. Birçok alimden, ulemadan kimselerin burada kabirleri olduğunu zannediyorum. Onun içine ben fazla da dolaşmak istemiyorum. Yani ot gördüğüm yerde... Bir büyük zatın kabri olabilir, onu çiğnememiz de bize hürmetsizlik olur. Bu caminin haziresinde sizlere bir tanıtmak istedim. Şöyle bir vakıflarca, bu belediyenin bunun altından kalkması zor, belediyeden bekleriz diyemeyiz. Vakıflarca burada bir Edirne'deki bazı hazirelerde yaptıkları gibi, İstanbul'daki bazı hazirelerde yaptıkları gibi, Markara'daki Gazi Süleyman Paşa Camii'nin haziresinde de böyle bir kabir restorasyonu, yapılsa, Bursa bunu çok güzel yapıyor zaten. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok güzel yapıyor. Öyle bir hale gelirse, doğrusu gelen insanlar burayı da huzur içinde gezerler, dualarını ederler. Bu caminin hem bu duvarı, yani kıbleye dönce sol duvarı, hem de kıble taraf duvarında birçok kuş oyukları var. Kuş evi şeklinde biraz geniş yapılmış. Ve hususu sanki güvercinler için yapılmış gibi birçok güvercin her delikte mutlaka biz burada konuşmaya çıktık mıydı kafalarını çıkarıyorlar bunlar ne diyorlar diye bizlere bakıyorlar birbirlerine bakışıyorlar. Böyle hali hazırda kullanılan hayırlı bir hizmet ecdadımızın bütün yaratılanlara şefkati merhameti sebebiyle zaten bu devlet 600 seneden fazla ayakta kalmıştır. Bu merhametin azaldığı zamanlarda da artık tarihten çekilmek mecburiyetle kalmıştır. Efendim, bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Malkara'da inşallah yeni tarihi mekanlarda buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.